Bugün 27 Şubat günlerden çarşamba, ajandayla karşınızdayız efendim. Ben Eda Cabul. Günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız ama öncesinde özetler. Mersin'de silahlı ve maskeli bir kişi girdiği kuyumcu dükkanında iş yeri sahibiyle çalışanını tabancayla vurarak öldürdü. Bir kişiyi de yaralayarak kaçtı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı bir kişi soymak için girdiği marketi, marketteki kadın müşterinin çekpasla gösterdiği tepki nedeniyle soyamadan kaçtı. Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Tarsus'a trenle yolculuk yaptı. Tarsus'a trenle giderek trende yolculuk yapan vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Başkan Hamit Tuna, kent için planladıkları projelerden kısaca bahsetti. Adıyaman merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 12 ilde düzenlenen operasyonda başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen ve polisin Joker adını verdiği 54 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli ise aranıyor. Mersin'de polis ekiplerinin operasyonunda sahte içki yapımında kullanılan 12.047 şişe etil alkol ele geçirildi. Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı üzerinde araç çarpması sonucu ölen kediyi gören bir kadın, cansız kedi bedenini yol ortasından kaldırmak istedi. Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligi Şampiyonluk Kupası final heyecanı 3 Mart Pazar günü yaşanacak. Mersin'de Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP'li Hamit Tuna, mevcut Başkan Burhanettin Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili yaşadığı sorunda hem Burhanettin Kocamaz hem de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından hedef gösterildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı. İyi Parti'nin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendi, şahsımla ilgili İyi Parti'nin adayı olan insanla alakalı onun söylediği bir istinat, bir ifade himayesinde ben daha önceki süreçte İYİ Parti'den dahi aday olmayacak şeklinde bir ifade kullandığım ve bunun üzerine aday olamayışının sebebini bizim üstümüzden kullanmak suretiyle mağdur edebiyatı yapıyor. CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la ilgili il seçim kurulunca verilen kararı değerlendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Metrosu'nun tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mersin Metrosu Hat 1 tanıtım toplantısında proje hakkında ilgililer bilgi aktardı. Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerinde silahlı maskeli bir kişi kuyumcu dükkanına girdi. Soyguncu iş yeri sahibiyle çalışanı silahla vurarak öldürürken bir kişi de yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silahlı soyguncunun yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. Mersin'de silahlı ve maskeli bir kişi girdiği kuyumcu dükkanında iş yeri sahibiyle çalışanını tabancayla vurarak öldürdü. Bir kişiyi de yaralayarak kaçtı. Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına gelen silahlı ve maskeli bir kişi iş yerindeki altın ve paraları almak istedi. Soyguncu önce kendisine direnen iş yeri çalışanı Yasin Tazegül'ü silahla vurarak öldürdü. Ardından kapıyı kapatarak kaçmasına engel olan iş yeri sahibi Mustafa Serpil'i kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı soyguncu daha sonra iş yerinin dışında bulunan bir kişiyi de yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri iş yeri çalışanı Yasin Tazegül ile sahibi Mustafa Serpil'in öldüğünü belirlerken ismi öğrenilmeyen yaralı diğer bir kişi Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine giderek bilgi aldı. Silahlı soyguncunun yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. Ve bir soygun haberi daha var sırada. Tarsus'ta bıçaklı soyguncu girdiği markette kadın müşterinin çekpasla gösterdiği tepki üzerine marketi soyamadan kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından kimliği belirlenen N.T. adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı bir kişi soymak için girdiği marketi, marketteki kadın müşterinin çekpasla gösterdiği tepki nedeniyle soyamadan kaçtı. Tarsus'ta markete girerek kasaya yönelen 25 yaşındaki NK isimli kişi kasiyere bıçak çekerek kasayı açmasını istedi. Kasiyer kasanın şifresini bilmediğini söyledi. Bıçaklı soyguncu bunun üzerine bağırarak kasayı açmasını, 50 liraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek tepki gösterdi kasiyere. Kasiyer mağaza müdürüne seslenerek kasanın anahtarını getirmesini istedi. Mağaza müdürünün soyguncuya sakin olmasını, anahtarı getireceğini söylemesinin ardından marketteki müşteriler de bıçaklı soyguncuya tepki gösterdi. Müşterilerden bir kadın marketin çalışanının getirdiği çekpasla soyguncuya saldırdı. Bunun üzerine soyguncu korkarak marketten kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen NK, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamit Tuna, Tarsus'a trenle yolculuk yaptı. Tarsus'a trenle giderek trende yolculuk yapan vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Başkan Hamit Tuna, kent için planladıkları projelerinden de kısaca bahsetti. Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, Tarsus'a trenle yolculuk yaptı. Tarsus'a trenle giderek trende yolculuk yapan vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Başkan Hamit Tuna, kent için planladıkları projelerden kısaca bahsetti. Toplumun her kesiminden görüş alarak bu kenti birlikte yöneteceğiz, sorunları birlikte çözeceğiz diyen Başkan Tuna, bizi millet yapan değerlerimize, bayrağımıza, vatanımıza, tarih şuurumuza, maneviyatımıza kastedenler dışında dini, dili, ırkı, mezhebi, görüşü ne olursa olsun herkesin başkanıyız. Bizim için insan önemli. Yatırımlarımızın odağında insan olan bir anlayışla çalışacağız ve bu anlayışla doğru projelerin altına imza atacağız dedi. Yolcularla hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Tuna, Cumhur İttifakı'nın önemini anlatarak destek sözü aldı. Adıyaman merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 12 ilde düzenlenen operasyonda başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen ve polisin Joker adını verdiği 54 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli ise hala aranıyor. Adıyaman merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 12 ilde düzenlenen operasyonda başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen ve polisin Joker adını verdiği 54 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli ise aranıyor. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri ehliyet sınavlarına başkalarının yerine giren kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda başkalarının yerine sınava girdiği belirlenen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis Joker adını verdiği şüphelilere yönelik Adıyaman'la İstanbul, Ankara, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Balıkesir, Gaziantep, Malatya, Antalya, Bursa ve Manisa'da 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınırken adreslerinde yapılan aramalarda sahte nüfus cüzdanları, bir kuru sıkı tabanca ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken haklarında gözaltı kararı olan ve adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri Yenişehir ilçesi Barbaros mahallesindeki bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 12.047 şişe etil alkol ele geçirildi. Mersin'de polis ekiplerinin operasyonunda sahte içki yapımında kullanılan 12.047 şişe etil alkol ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri Yenişehir ilçesi Barbaros mahallesindeki bir depoda operasyon düzenledi. Depodaki aramalarda içki yapımında kullanılan 11.970 şişe etil alkol bulundu. Ekiplerin Menteş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı aramalarda da 47 şişe etil alkol, 138 içki aroması ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Adnan Menderes Bulvarı üzerinde araç çarpması sonucu yol üzerinde ölü duran kediyi bir kadın alıp kaldırmak istedi. Ancak arabalar bir türlü kadının kediyi almasına fırsat vermeyince bir başka vatandaş arabasını yan çevirdi ve kadının ölen kediyi yoldan aldı. Çekilen görüntüler sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı. Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı üzerinde araç çarpması sonucu ölen kediyi gören bir kadın cansız kedi bedenini yol ortasından kaldırmak istedi. Trafik yoğunluğu ve araçların geçiş izni vermemesi nedeniyle bir türlü kediyi alamayan kadının imdadına duyarlı bir vatandaş yetişti. Arabasını hafif yan çevirerek trafiği kesen yüksek karakterli kişi, kadının ölen kediyi yoldan almasını sağladı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda büyük ve temiz yürekli kadın ve gelişmiş karakterli şoför aynı duyarlılığı göstermeyen çevredeki vatandaşlarca takdir edilirken sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda yorum yapıldı. Toroslar Belediye Başkanı Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamit Tuna, Burhanettin Kocamız'ın adaylığı ile ilgili yaşadığı sorunlara kendisinin suçlu gösterilmesine karşı açıklamalarda bulundu. Mersin'de Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı MHP'li Hamit Tuna, mevcut Başkan Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı ile ilgili yaşadığı sorunda hem Burhanettin Kocamaz hem de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından hedef gösterildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı. İyi Parti'nin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendi, şahsımla ilgili İyi Parti'nin adayı olan İnsanla alakalı onun söylediği bir istinat, bir ifade himayesinde ben daha önceki süreçte İyi Parti'den dahi aday olmayacak şeklinde bir ifade kullandığım ve bunun üzerine aday olamayışının sebebini bizim üstümüzden kullanmak suretiyle mağdur edebiyatı yapıyor. Ben de dedim ki Sayın Akşener'e yazdığım mesajda, programın sunucusuna, eğer böyle bir ifadeyi gerek görsel, gerek tweet, gerek başka bir mesaj usulüyle bir yerde attığımı ifade etsin, adaylıktan çekileceğim dedim. Ben kişilerle uğraşmam. Siyasetim düz ve omurgalıdır. Siyasette bir yerde olmak ya da olmamak kader kısmet meselesidir. Biz çalışıyoruz. Millet bize inanmış. Tabii çıkan anketlerin sonucunda kendisinin çok geride olduğunu gören şahsiyet bir atraksiyon yapmak durumundaydı, bir hareket yapmak durumundaydı. Onu da bu şekilde yaptı. Şimdi adaylık müracaatı ve seçim takvimi 1 Ocak tarihi itibariyle herkese ilan edilir. Bu aday olan, meclis üyesi olan, teşkilat başkanları, bütün siyasi partileri ve demokrasilerin düğünüdür seçim zamanı. Dolayısıyla herkes bu takvime uymak durumunda. Şimdi siz niye son saat, son dakika, son saniye varıncaya kadar bekletiyorsunuz? Hamit Tuna olarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 24 saat öncesinde biz başvurumuzu yaptık. 4 tane evrak, bir şey yapmıyorsunuz. 5 dakikalık bir vaziyet. Ya liste yok, bir şey yok. Zaten meclis yapısı olmaz. Büyükşehir Belediye Başkan adayının meclis yapısını ilçe adayları ve onun altında dizili olan meclis sırası. Diyelim ki meclis sırasında sıkıntı var. Biraz zamana yaymak lazım. İnsanlarla görüşüp ikna etmek lazım. Sonuçta bunu düzenlemek lazım. Büyükşehir'in böyle bir durumu da yok. Vereceksin 4 tane evrak, 2 dakikalık iş. Eğer teşkilat yapına güvenmiyorsan bir tane adamını vereceksin. Beraberinde alındı belgesiyle evrakımı getir diyeceksin. 25 yıl belediye başkanlığı yapmış böyle bir tecrübeli siyasetçinin bu tezgahı düşmesi mümkün değil. Bu bilinçli yapıldı ve bugün genel merkezin yaptığı açıklamada listeyi veremeyen, önceki feshedilen yapının 16.55 itibariyle görevden alındığı söyleniyor. Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ederken. Şimdi 16.55'te görevden alacağınıza 16.55'te onun evraklarını teslim edip etmediğini sağlam bir adamınızla gidin takip ettirin. Bakın tezgah nereden nereye gidiyor. Yani bu tamamen bir kurgu. Türkiye'de bir sansasyonel vaziyet çıkartmak, bir atraksiyon yapmak, mağdur edebiyat uygulamak, demokrasiye sahip çıkın ifadesiyle Türkiye'yi arkasına almak. Bu tamamen bir kurgudur. Tamamen bilinçli yapılan, programlı bir
senaryodur. Senaryoyu da güzel uyguladılar ama millet yemiyor. Bakınız millet yemiyor. Bu suçu da Hamit Tuna'ya atıyoruz. Sonra itiraz eden insanlar, tabii insanlar itiraz eder. Ben adliyenin kapısında nöbet tutacak halim yok. Git kendin tut. Sen sahip çık madem öyle itiraz edecek insanlara. Ben seçim sattım halinde yoğun çalışan bir insanım. Ve taban siyaseti yapan. Toplumda da kabul görmüş 24 yıllık bir siyasi tecrübesi olan ve başarılı bir belediye başkanı. Millet bizi seviyor. Biz gönül gözünü açmış, herkesi kucaklayan yanımızda. Bu kenti barış ve kardeşliğin en üste çıktığı şehir yapacağız. Sosyal barışı tesis edeceğiz. Hamit Tuna hümanist bir insandır. Öyle ayrıştırarak, kitleleri böyle klikleştirerek birbirine düşman etme. Nasıl sağlayacağım bu kentte barışı? Nasıl sağlayacağım bu kentte sosyal barışı? Sağlayamazsın. Bu bir taktik. Yıllardır uyguladığı bir taktik. Dolayısıyla esefle kınıyorum. Zaten maddi olarak dava açacağım. Aklımda isnatta bulunan herkese dava açacağım. Bu benim yasal hakkım. Varsa belgeleri kullansınlar, çıkarsınlar. Ve ben de diyorum ki belgenizle ispatlayın adaylıktan çekileceğim. Bu kadar net konuşuyorum. Teşekkür ediyorum. CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, il seçim kurulunca verilen kararı değerlendirdi ve Mersin üzerinde oyun oynandığını dile getirdi. CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la ilgili il seçim kurulunca verilen kararı değerlendirdi. Şimdi 3 rakip mücadele ediyor. 3 rakip mücadele ediyor. Şimdi mevcut belediye başkanımız dün televizyonda izledim. Şu anda da tabii sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Kocamaz hakkındaki kararın hukuk dışı olduğunu savunan CHP'li Seçer şöyle konuştu. Görünen o ki Mersin üzerinde oyunlar oynanıyor. Aslında bu hamle bize karşı yapılan bir hamle. Son araştırmalara göre biz bu tatlı rekabeti bir adım önde götürüyorduk. Cumhur İttifakı bundan rahatsız oldu. Burhanettin Kocamaz'a yönelen milliyetçi oyları alabilir miyiz diye beklenti içine girmiş olabilirler. Ama bundan da başarılı olamayacaklar. Bizim milliyetçiliğimizi, ülke sevgimizi, vatan sevgimizi test etmek, sorgulamak ne kimsenin hakkıdır ne kimsenin haddidir. İnanıyorum ki Mersin halkı 31 Mart'ta bu siyaset oyununa gereken cevabı verecektir. Sayın Burhanettin Kocamaz hakkındaki bu hukuk dışı kararı demokrasiye, adalete gönül vermiş siyasetçi ve insan olarak üzüntüyle karşıladığımı da vurgulamak isterim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Metrosu'nun tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mersin Metrosu Hat 1 tanıtım toplantısında proje hakkında ilgililer bilgi aktardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Metrosu'nun tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mersin Metrosu Hat 1 tanıtım toplantısında proje hakkında ilgililer bilgi aktardı. Mersin Metrosu İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra ülkemizdeki tamamı yer altında olan sayılı metrolardan birisi olacak. Mersin Metrosu bir kentsel yaşam alanı olarak tasarlandı. Proje planlanırken sergi alanları, alışveriş üniteleri, kültürel salonlar, sivil toplum kuruluşları için toplantı alanları, gelir getirici mekanlar ve daha birçok özellik projeye eklenerek kentte yeni bir yaşam alanı kazandırmak hedeflendi. Ulaşımda entegrasyonu sağlayan Türkiye'deki ilk metro sistemi olacak. Projede dünya çapındaki son teknolojileri kullanarak uygulanan dış çapı 10 metre olan tek tüp sistemiyle ülkemizde yine bir ilke imza atarak daha güvenli, sağlam, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayan metro inşaatının en hızlı şekilde bitirilmesi ve Mersin halkıyla buluşturulması planlanıyor. İnşaatına 2019 yılında başlanacak olan metro birinci hatla ilk olarak kentin doğu-batı yönlü ana trafiğinde halka hizmet sunulacak. 10 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan ikinci hattın Pozcu ile üniversite arasında 10,5 kilometre uzunlukta ve 8 istasyondan oluşan hafif raylı kategorisinde ve yüzeyden seyredecek şekilde yapılması hedefleniyor. 2023 yılında halkın hizmetine sunulması düşünülen ikinci hattın maliyeti bugünün para değeriyle 400 milyon lira yatırım gerektiriyor.
Tren garı, şehir hastanesi ve otogarı yer altından bağlanacak şekilde planlanan 12 kilometre uzunlukta ve 12 istasyondan oluşan 3. hattın 2024 yılında hizmete açılması düşünülüyor. 4. hatsa tren garı ve millet bahçesi arasında 5,5 kilometre ve 6 istasyondan oluşacak. Sahilden gidecek olan tramvay projesinin 2025 yılına kadar halkın hizmetine sunulması düşünülüyor. Otogarla Polzyu bağlayacak 8 kilometre uzunlukta ve 8 istasyondan oluşan 5. hat kısmen yer altından olacak. Projenin 2027 yılında Mersin'e kazandırılması hedefleniyor. Limanla Polzyu kuzeyden bağlayacak 11 kilometre ve 12 istasyondan oluşan 6. hattın tamamı yer altından geçecek. Bu hattın 2029'da tamamlanarak Mersinlilerin hizmetine sunulması planlanıyor. Mersin Valiliği himayesinde Akdeniz Kaymakamlığı, Akdeniz Belediye Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Gücü Gençlik ve Spor Kulübü İşbirliği ile düzenlenen Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligi Şampiyonluk Kupası'na Akdeniz ilçesinde bulunan 15 mahalle futbol takımı katıldı. Final ise 3 Mart Pazar günü yarışacak. Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligi Şampiyonluk Kupası final heyecanı 3 Mart Pazar günü yaşanacak. Mersin Valiliği himayesinde Akdeniz Kaymakamlığı, Akdeniz Belediye Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Gücü Gençlik ve Spor Kulübü İşbirliği düzenlenen Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligi Şampiyonluk Kupası'na Akdeniz ilçesinde bulunan 15 mahalle futbol takımıyla katıldı. İlki 2017 yılında düzenlenen turnuvada mahalle takımları iki ayrı grupta mücadele etti. Turnuvada final maçı Çilek Mahallesi ve Adalıoğlu Mahallesi takımları arasında 3 Mart Pazar günü Seyfi Ali Türkoğlu futbol sahasında oynanacak ve maç saat 16'da başlayacak. Burhan Mahallesi ve Turgut Reis Mahallesi takımları üçüncülük maçına yine aynı sahada saat 13.30'da çıkacaklar. Bültenimizin sonuna geldik efendim. Yarın da her şeyden haberiniz olsun diye ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.